Babaannemle masada tek kaldık. Aç değilim demişsin, hiçbir şey yememişsin. Belki acıkmışsındır diye getirdim. Öyle mi öğretti babaannen sana? Söyle ona. Yemedim. Yemem. Bozulmak yok bebeğim. Bozulmak yok. Az kaldı. Çok az kaldı. Klinikte Cemre Hanım'la karşılaştılar. Girerken de çıkarken de. Dinleyemedim tabii ama tartışıyorlardı sanki. Nedim Bey arabaya bindiğinde çok keyifsizdi. Tamam. Hadi sen işine. Melih ile muhabbet güzeldi ha amca. Güzeldi. Bana bugün seni nerelere götürdüğünü anlattı. Senin bana anlatacağın bir şey var mı? O yüzden benim şoförüm Melih. Gün içinde neler yaptığımdan seni haberdar etsin dedim. Bu seni niye rahatsız etti ki Aslan? Senin attığın adımlar gizli mi? Hı? Havalar da bozdu sanki. He vallahi bozdu ya. Fırtına geliyor herhalde. Gelmeden kalksak mı acaba? Bir de ısmarladığın için teşekkür ederim. Afiyet olsun. Daha iyilerine inşallah. Hadi daha çok ısmarlarım diyorsun yani. Yani. Sen iste yeter ki. Oo. Ben sana dünyaları ısmarlarım be. Tamam. Ben şimdi bir şey konuşacağım. Bizim bu aramızdaki şey var ya. Hani biz bunu bir konuşsak mı? Bunun adını... Abi. Abi. Abi bu hesap eksik. Nasıl eksik oğlum? Hesap koyduk ya oraya işte. Kuruş kuruş koyduk da ne yani? İşte kuruş kuruş ama abicim. Bütün bozuklukları verdin. Belki yere düşmüştür ben bilmem. Patron sonra benden kesiyor. 5 lira eksik. Tamam bekle. Bekle. Çıkıyor şimdi. Çıkıyor. Al sen şunu. Üstü kalsın. Hayret bir şey ya. Nerede kalmıştık? Bir yerde kalmamıştık hadi. Ne oluyor be? Olmuyor! Olmuyor görmüyor musun bak? Olmuyor. Sen ben olmaz yani anladın mı? Benim gibi gariban bir çocuk senin gibi bir kıza aşık maşık olamaz. Olsa bile yalan olur o. Kursakta kalmış heves gibi olur anladın? Tamam hadi. Anladım. Benim gibi bir kızla senin gibi bir garibana anca araba anahtarı atar işte. O da akrabayız diye. İyi misin sen? Çok. Çok inandırıcı.
Neyin var? Bir şeyim yok Cemre. Kafanı kaldırıp şu aynada yüzüne bakar mısın? Kendindeki tuhaflığın farkında mısın? Burası inmen gereken yer yalnız. Sen şimdi kapını açmamı bekliyorsun değil mi? Elim kolum tutuyor. Kompleks. Çok kötü oldu. Bunlar aynı arabadan. Bak bana bırak. Bak zaten kafam bozuk. Kötü oldu. Lan! Gerçekten kötü oldu. Cenk. Lan ben sana kardeşimden uzak duracaksın demedim mi? Oğlum sen kim diyorsun lan? Ağzını topla kızların yanında. Cenk lütfen. Abi sakin ol. Ne oluyor ya? Sen konuşma. Ben bu herife kardeşimden uzak duracaksın dedim. Yapma ya. Biz de dedik zamanında. Çok dedik ama ne oldu? Lan oğlum bak. Oğlum yeter lan. Yeter. Sen durmadan bize dayılanacaksın, biz susacağız mı? Ne oldu, bir yüzüne vurmadık diye adam mı oldun sen başımıza? Sen adamsan, bir ablamla evliyken öbürüyle adın nasıl çıkmış onu söyleyeceğim bana. Lan ben sana. Yok. Öyle öyle falan filan yok. Lan senin baba senin adamlığına güvenmedi lan. Benim ablama babalık testi yaptırdı. Kim yüzünden oldu bu? Yarası. Sen bana ne anlatıyorsun? Hadi dayı lan. Hadi. Hadi. Baban sana niye yürümüş? Ha? Hadi. Bir ablamla evliyken öbürüyle niye gizli gizli buluştun? Hadi şimdi dayılasana lan. Yeter! İkinize de yeter. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak. Bence de herkesin iyiliği için... Bence de... Bak kendini kurtarmak için eski defterleri açıyorsun. Ama kurtaramayacaksın koç. Bugün değilse yarın oğlum. Bugün değilse yarın. Her zaman bekleriz enişte bey. Damla yürü. Yürü Damla. Seninle sonra görüşeceğiz. Civan. Bir bakar mısın? Cemre o kardeşini bir daha kendi kardeşimin yanında görürsen var ya... Damla neden susturuz seni? Herkesin iyiliği için sus ne demek? Damla'nın Ceren'le ilgili bilip benim bilmediğim ne var? Onu git Damla'ya sor. Ben sana soruyorum. Sen bana soru falan soramazsın Cemre. Senin öyle bir hakkın yok. Var. Ceren benim kardeşim. Nedim de benim kuzenim. Nereye? Cemre nereye gidiyorsun? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Sen ne istiyorsan onu yapıyorum. Kardeşine sormaya gidiyorum. Kardeşine değil. Bana soracaksın. Hoş
Çünkü soru Ceren'se cevabı bende. Ben çok da kindiragah babacığım. Tam 24 saat oldu. Teklifinizi kabul ediyorum. Rakam gözünüzü korkutmasın. Sizinle çok karlı bir alışveriş yapacağız. Senden kurtulmaktan daha karlı bir alışveriş olamaz. Parayı yarın alacaksın. Ben parayı aldığımda gerçek alışverişi göreceksiniz. Ne demek şimdi bu? Ben parayı aldığım zaman benden kurtulacaksınız. Ve bu köşkün tüm gerçeklerine kavuşacaksınız. Ben size gerçek sandığınız yalanların doğrusunu söyleyeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.